Yeni bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Sektör programıyla beraberiz. Isparta'da değişik iş sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarla, firma sahipleriyle sektörle ilgili söyleşimize başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Akademi Isparta kurucularından Sayın Erkan Özgedik Bey. Kendisiyle söyleşi gerçekleştireceğiz. Erkan Bey, hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle Akademi Isparta'yı tanıyalım. Kaç yılından bu yana eğitim veriyor? Nerede eğitim veriyor? Akademi Isparta yaklaşık 3-3,5 yıldan beri Isparta'da eğitim veriyor. Yaklaşık 2 yıldan beri de Kafeler Caddesi'nde hizmet vermekteyiz. Akademi Isparta'nın eğitim verdiği alanlar nerelerdir? Akademi Isparta şimdiye kadar ağırlıklı bilişim teknolojileri üzerine eğitim veriyordu. Bu son ayda aldığımız bir kararla KPSS eğitimleri, DGS eğitimleri ve ALES eğitimleriyle birlikte hızlı okuma ve anlama kurslarımızı başlattık. Evet. 12 Mayıs itibariyle de bir kampanya düzenleyerek fiyatlarımızı da çekebileceğimiz son noktaya kadar çektik. Ve 12 Mayıs'ta birbirinden değerli hocalarımız, alanlarında tecrübeli hocalarımızla birlikte eğitimimize 12 Mayıs itibariyle başlayacağız. Kamu personeli seçme sınavı, hızlı okuma, anlama teknikleri eğitimleriyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Kamu personeli seçme sınavı ile ilgili çalışmalarımızı Murat Yayınları ile yapıyoruz. Eğitimlerimizin tamamında buradan destek alıyoruz. Hızlı okuma ve anlama ile ilgili Semra hocamız var. Özellikle şu an için lise dönemi çağındaki öğrencilerimiz için 9 yaşından sonra 60 yaşına kadar bu eğitimleri alabilirler. Daha iyi anlayıp, daha hızlı okuyup, yani en az 2'ye katına, 3 katına kadar çıkarabilirler. Bununla ilgili biraz sonra sınıfı ziyaret ettiğimizde öğrencilerimizi görüp hocamızdan da detaylı bilgi alabiliriz. Evet. Şimdi her sene KPSS'ye giren sayısı artıyor. Evet. Buna nazaran memur olan insanların sayısında da elbette düşüş olacaktır. Evet. Bu anlamda Akademi Isparta'yı KPSS noktasında niye tercih etmeli vatandaşlarımız? Niye tercih etmeliler? Bizim amacımız tabii bir kuruluş açılırken öncelikle amaç para kazanmak belki, ama bizim amacımız para kazanmaktan çok insanlara bir şey verebilmek için uğraşıyoruz. Bunun için uğraşacağız ortağımızla beraber. Bunun için yola çıktık. Bunun içinde çalıştığımız öğretmenlerin hepsi birbirinden değerli ve alanında tecrübeli öğretmenler olacak. Yani tamamen tecrübeli, kendine güvenen, öğrencilere bir şeyler vermek isteyen öğretmenlerle beraber çalışacağız. Son olarak şunu sormak istiyorum Erkan Bey. Bilişim teknolojileri alanında verilen eğitimlerle ilgili bunlardan bahsedelim. Bu eğitimlerle ilgili bizlere ne söylemek istersiniz? Bilişim teknolojileriyle ilgili şimdiye kadar ağırlıklı zaten hep bunun üzerinde çalıştı akademimiz. Bundan sonra zaten bu konu yine devam edecek ama danışmanlık adı altında daha çok gidecek. Çok fazla bu konuyla ilgili aşırı bir şeyimiz olmayacak bizim. Daha çok danışmanlık yönünde. Hocalarımız hafta sonları, öğretim görevlisi hocalarımız var. Bu konuyla ilgili öğrencilere belli konularda yardımcı olmak, yol göstermek amaçlı yapılacak. Daha çok artık bundan sonra ALES, işte DGS ve kamu personeli seçme sınavları ile ilgili çalışmalarımız olacak. Çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum. İşlerinize kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Genel olarak nelerden bahsediliyor? Metindeki gelişim nasıl? Metin ön plana çıkan noktalar nereler gibi? Bunlar sadece birkaç örnek. Siz bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Efendim insan. Mesela şöyle bir soru olabilir mi? Bu metinde metnin başka bir başlığı ne olabilir? Öyle de olabilir. Kendince ana fikre ulaşmış olursunuz. Mesela Heidi var orada. Senin önünde Heidi var. Buradaki karakterler neler? Ben bundan öğreneceğim neler var gibi. Değerli izleyenler, Akademi Isparta'nın hızlı okuma dersindeyiz. Hocam sizi tanıyalım kısaca. Merhaba, Semra Yeşil ben. Hızlı okuma ve hafıza teknikleriyle çocuklarla birlikteyiz böyle. Artık eski okuma alışkanlıklarını bırakıp yeni hızlı okuma teknikleriyle bir 7-8 dakikada ya da yarım saat, bir saatte bir kitabı okuyup bitirir hale gelecekler. Hızlı okuma nedir ve kısaca bahsedelim.
Hızlı okuma ne? Artık göz okumuyor. Artık demeyeyim. Normalde de hani göz okumuyor ya da dudak okumuyor, dudak kıpırdatarak. Beyin okuyor. Göz sadece beynin yardımcısı. Göz görür, beyin algılar. Bir de hafıza tekniklerinde hangi dersin nasıl çalışmaları gerekiyor? Kalıcı belleğe nasıl aktarılır? Çünkü çocuklar şey yapmıyor artık. Her yıl aynı derslere çalışıyorlar. İşte tarih aynı tarih, coğrafya aynı coğrafya. Matematik yine öyle. Hani iki sene sonra iki kere iki dört ederken hani altı etmeyecek. Değişmiyor ama her yıl okulda öğreniyorlar. Dershanede yine aynı şekilde yarış atı misali oradan oraya koşturuluyor. Ezber yapıyor çocuklar. Sınavdan çıkıyor unutuyorlar. Bunu kalıcı belleğe yerleştirip unutmadan nasıl sıkıcılıktan çıkartılıp nasıl eğlenceli bir halde çalışılabilir? Bunları öğrenecekler burada. Her yıl ve her sınavda aynı derslere çalışmak zorunda kalmayacaklar. Bunu yerleştireceğiz artık bu eğitimle. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Evet, iyi dersler. Teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyenler, sektör programımızın bugünkü konuğu Akademi Isparta kurucularından Sayın Erkan Özgedik Bey'di. Kendisiyle söyleşimizi gerçekleştirdik. Tekrar bir başka programda sektör programıyla tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.